Arkadaşlar merhaba. Parçadaki altı çizili ifadelerden hangisi zarf görevinde kullanılmamıştır? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu ise miktar zarflarını buldurur. Ayrıca yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu da zaman zarflarını buldurur. Bir de şöyle bir durum var. İçin edatının geçtiği söz öbekleri fiillere ya da fiilimsilere sorulacak. Niçin sorusuna yanıt verdiğinde amaç ya da neden sonuç bildiren zarf görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi parçadaki altı çizili ifadelerin görevlerine bakalım. Temiz hava alabilmek için odasının balkona açılan iki kanatlı kapısını sonuna kadar araladı. Şimdi burada geçen araladı ifadesi bir fiildir. Bu fiile bir soru yöneltiyorum. Ne kadar araladı? Sonuna kadar. Bu ifade bir fiile sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu için burada miktar zarfı görevindedir. Bu fiile başka bir soru daha yöneltiyorum. Niçin araladı? Temiz hava alabilmek için. Gördüğünüz gibi bu söz öbeğinde için edatı var ve bu edat bu söz öbeğine amaç anlamı katmıştır. Bu söz öbeği bir fiile sorulan niçin sorusunun da yanıtı olduğu için burada arkadaşlar amaç bildiren zarf görevindedir. Dolayısıyla bu ifadeye de zarf dedik. Güneşin parlak ışıkları odanın loşluğunun hükmüne o an son verdi. Şimdi son verdi ifadesi burada birleşik bir fiildir. Aynı zamanda arkadaşlar bu cümlenin yüklemidir. Bu yükleme bir soru soruyorum. Ne zaman son verdi? O an o an ifadesi bir yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Balkonda duran tozlu sandalyeyi gelişi güzel temizleyip sandalyeye kendisini bırakıverdi. Şimdi gelişi güzel ifadesinden sonra dikkat ederseniz fiile benzeyen bir sözcük var. Bu sözcükte ıp ip dediğimiz zarf fiileki var. Yani temizleyip ifadesi burada bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsinin kendisine bir soru soruyorum. Nasıl temizleyip gelişi güzel bu ifade bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla bizim cevabımız 5 numaralı ifade olur. Yani E seçeneği olur. Ona da bakalım. Caddeden geçen arabaların kornaları bile şu anki keyfine son veremezdi. Şimdi son veremezdi ifadesi burada hem birleşik bir fiildir hem de yüklemdir. Ancak bu fiile yani bu yükleme Nasıl, ne kadar, ne zaman gibi soruları sorduğunda yanıt alamıyorum. Dolayısıyla bu ifade herhangi bir zarf değil, burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Keyif burada isimdir. İsimlere sorulacak hangi sorusu sıfatları buldurur? Hangi keyif? Şu anki keyif. Dolayısıyla burası bir sıfattır. Zarf görevinde değildir. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.